Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Gazi Meclisi ve Yüce Türk Milleti'ni saygılarımla selamlıyorum. Tüketici hakları dünyanın gündemine maalesef oldukça geç girmiş bir kavramdır. Asırlar boyunca ürünü onun yegane müsebbibi olan ustasından birebir temasla alan insanlık, hakkını üreticiye karşı da birey olarak savunma imkanı bulmuştur. Fakat zaman içinde el yapımı zanaatlar tarih sahnesinden silinmiş, üretim bantları işledikçe insanlığın mağduriyetleri artmıştır. İnsanoğlunun sanayi toplumuna doğru evrildiği son 150 yılda öncelikle bu durum problem olarak ortaya çıkmış, bilahare de mevzu bahis duruma çözüm olarak tüketici hakları doğmuştur. Modern çağda ise çeşitli ülkeler konuyla alakalı yasal düzenlenmeler yapmaya başlamıştır. Tüketici hakları ikinci büyük kırılmayı ise dijital dönüşüm vasıtasıyla yapmıştır. Çünkü artık ticaret bilgisayar ekranlarının gerisine taşınmış ve bu da bir takım suistimallerin önünü açmıştır. Ayrıca kötü niyetli olmasa da bazı altyapı eksiklikleri tüketiciyi zor durumda bırakmıştır. İnternetin global bir pazara dönüşmesi her köklü değişiklik gibi sancılı olmuştur. Tüketiciyi hedef alan propaganda araçlarının çoğalması, tüketiciyi mağdur eden etkenlerin dinamikliği ve çeşitliliği, haklarını aramak isteyen tüketicinin mevzuatın istismar edilmesi suretiyle hak arama sürecinin zorlaştırılması, yeni önlemlerin alınmasını da beraberinde getirmiştir. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifiyle tüketicilerin haklarını korumaya yönelik önemli adımlar atılmakta, vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşamasına sebep olan bazı hususlarla ilgili önlemler alınmaktadır. Bu vesileyle ifade etmem gerekir ki yol ve yöntemleri hepimizi şaşırtan dolandırıcılık hadiselerinden kaynaklı mağduriyetlere her gün bir yenisinin eklenmesi tüketicinin neye inanıp neye inanmayacağı konusunda tereddüt etmesi işlerin ahlaki boyutunun da incelenmesini mecbur kılmaktadır. Şüphesiz Türk devlet geleneği ve binlerce yıllık Türk tarihinin tecrübe ve birikimlerinin kazandırdığı değerlerimiz her alanda olduğu gibi üretim, ticaret ve tüketim alanlarında da ilham veren yaşanmışlıklarla doludur. Bunların en önemlisi Ahilik Teşkilatı ve Ahilik Teşkilatı'nın bu topraklara kazandırdığı prensiplerdir. Ahiliğin sadece ticaret alanında bir kontrol mekanizması olmasının ötesinde hem ahlaki hem de muhatapları değerlerini öğreten, bunları gerçek yaşamda tatbik etmesine yardımcı olan bir sivil toplum örgütü üyeti taşıması, tüketicinin haklarını da gözeten bir oluşum olmasını da beraberinde getirmiştir. Günümüzde sosyal hayatı düzenleyen, medeniyet tasavvurumuzun gelişmesini sağlayan, hatta üretim ve tüketimin düzenlenmesini temin eden yegane unsur kanunlardır. Ahilik düşüncesinin 13. yüzyılda başlamak üzere bugüne ışık tutan toplumsal ihtiyaçları karşılayan, oluşturduğu sistemle sadece mensuplarını değil tüketicileri de koruyan ve kollayan yapısının bugün dahi örnek alması gerektiği de bir muhakkaktır. İkinci Beyazıt döneminde 1502 yılında yayınlanan Bursa Kanunnamesi bu anlamda bir örnektir. Sadece tüketici penceresinden olayların ele alındığı, tüketicinin haklarının korunması stratejisinin tam anlamıyla başarıya ulaşamayacağını da hatırlatmakta fayda görüyoruz. İşte tam bu noktada ahiliğin
üründe ve hizmette kaliteyi sağlayan, kalitenin devam etmesini temin eden, tüketici odaklı olmayı örgütleyen, tüketiciyi koruyan etkili bir denetim mekanizmasının kuran, sayısal hedefler ve değerlendirmeler yerine kaliteye öncelik veren norm ve değerlerini hatırlatmanın yerinde olacağını düşünüyoruz. Hatırımızdan çıkarmamız gereken bu değerlerle birlikte kanunlarla alınacak önlemler bir bütün haline geldiğinde ise tam anlamıyla hakkı gözeten bir sistemi oturtmamız gereken bir hedef değildir. Doğal felaketlerden salgın hastalıklara, yeni teknolojilerden ekonomik dalgalanmalara kadar her şey ticarette bir takım etkileri ve tepkileri tetiklemektedir. Ayrıca bilinçli kötülük ve tüketiciyi mağdur etmek üzere pusuda beklemekte ve güncelliği kendi açısından manipüle etmektedir. Yeri gelmişken bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Gıda terörüne. Vatandaşlarımızın kullanmak zorunda bırakıldığı, aslıyla alakası olmayan, sahte ve hileli ürünleri üreten, sadece kabahatler kanununa göre değil, ceza kanununda da düzenlenerek cezalandırılması elbette ki elzemdir. Eğer birisi pul biberin içine kiremit tozu katarak vatandaşın sağlığını hiçe sayıp onun sağlığına kast ediyorsa, o kişinin sadece idari bir para cezası ile cezalandırılmasının yeterli olmayacağı gerçeği hepimizin gördüğünü düşünüyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanunun e-ticaret platformları üzerinden alışveriş yapan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik getirdiği düzenleme de oldukça önemlidir. Tüm dünyayı kasıp kavuran ve milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep olan ve hala etkilerini gördüğümüz COVID virüsünün hayatımıza silinmemek üzere soktuğu en önemli platformlarından birisi de e-ticarettir. Evde sadece parmaklarımızı oynatarak gerçekleştirdiğimiz alışverişlerde karşılıklı güven esasına dayalı bir alışveriş ortamının oluşmaması, bu alanı denetleyen ve tüketicinin haklarını koruyan kanunların da yeniden düzenlenmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu sebeple bu alışverişlerin yapılmasına olanak sağlayan aracı hizmet sağlayıcılarının sorumluluklarını inkar etmesinin de önüne geçilmesinin hedeflenmesi önemli bir hadisedir. Diğer yandan oluşturulduğu günden bu yana birçok vatandaşımızın takdirini kazanmış tüketici hakem heyetlerinin işlevselliğinin artırılması da oldukça yerindedir. Vatandaşlarımızın artan bilinçli tüketim alışkanlıklarının bir sonucu olarak çoğalan başvurularla birlikte başvuruların daha kolay ve hızlı yapılabilmesinin önüne açılması, verimliliğin artırılması önemli gördüğümüz diğer bir husustur. Şüphesiz tüketici hakem heyetlerinin yargının iş yükünü azalttığı da inkar edilemez bir gerçektir. Şöyle ki, sadece 2021 yılında tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuru sayısı 537.479 olarak belirlenmiştir. Söz konusu başvuruların %52'sini tüketicilerin lehine sonuçlanması, tüketicilerin karşılaştıkları sonuçların ciddiyeti açısından önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın tüketici hakları ile ilgili yaşaması muhtemel mağduriyetlerin ne kadar büyük meblağlarla anıldığını görmemiz açısından bu istatistiği sizlerle paylaşmak isterim. Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvuruların sektör bazında değerlendirmelerine bakıldığında ise ilk sırada %46.3 perakende ticaret yer almış olup bunu %18.3 ile abonelik hizmetleri ve %13 ile finansal hizmetler takip etmiştir. Hepsini topladığımızda buyurunuz efendim. Buyurunuz efendim.
Hepsini topladığımızda vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ele alınan uyuşmazlıkların maddi karşılığı ise 870 milyon lira olarak karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu meblağ dahi tüketicilerin haklarının korunmasına yönelik atılan en küçük adım bile ne kadar faydalı sonuçlar doğurduğu ortadadır. Bu sebeple görüşmekte olduğumuz kanunun teklifinin tüketicilerimizin birçok alanda korunmasına yönelik değişiklikler getirmesi sebebiyle hayırlara vesile olmasını diliyor, Yüce Meclisi ve sizleri saygılarımla selamlıyorum.